Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri. Bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Her zaman olduğu gibi herkesi ekranları başına davet ediyoruz. Evet bugünkü konuğumuz İzmir'den. Kafe Bal Kaymak'tan işletmeci Sayın Gözde Çakmak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet bizler ve izleyicilerimiz öncelikle Sayın Gözde Çakmak kimdir? Tanımak, tanışmak isteriz. Buyurun. Tabii. E, 29 yaşındayım. Kız çocuğu annesiyim öyle Hoş söyleyeyim. Ol. Allah bağışlasın. <laughs> Sağ olun amin inşallah hepinizinkine. <laughs> ee, üniversite mezunuyum ama evlilik çocuk derken e, iş hayatına bir 5-6 sene kadar ara vermek durumunda kaldım. E, zaten çocuk olduktan sonra çalışmaya karar verdiğimde e, bu işi buldum. E, temalı bir kafe işletiyorum. Çocuklu annelerin rahatlıkla gelebileceği, biz hep şey söylüyoruz, çayını, kahvesini normalde çocuklu olanlar hiç soğutmadan içemiyorlar. Devamlı o çay, kahve soğuk içiliyor, iced gibi. Soğutmadan içebileceğiniz bir ortam. Kendi ihtiyacımdan yola çıkarak böyle bir kafe oluşturdum. O zaman biraz detaylara geçelim. E, temalı bir kafe. Evet. Herhalde anne ve çocukları Aha. için rahat vakit geçirebilecekleri muhteşem bir alan. Peki e, biz her şeyi öğrenmek istiyoruz. <laughs> Çok meraklıyız işkolikler bu konuda. Kaç metrekaredir? Kaç misafirinizi aynı anda ağırlayabiliyorsunuz? Hangi saatler arasında hizmet veriyorsunuz? Her şeyi öğrenmek istiyoruz. <laughs> Tabii. Biz haftanın 7 günü açığız. Sabah 10, akşam 7'ydi çalışma saatlerimiz. Şimdi onları tekrardan düzenleyeceğiz çünkü e, okuldan çıkan hani'lar oluyor. Çalışan annelerimiz oluyor. Onlar akşam da getirmek istiyorlar. E, hafta sonları da bir kahvaltıya gelsin istiyorlar. Saat 10 bizim geç açılış saatimiz oluyor. Geç kalıyor biraz. Onları düzenleyeceğiz tekrardan. Daha önce ben karşıya kadaydım. E, 130 metrekarelik bir yerdeydim dikdörtgen bir alanda ve çocuklarını gözünün önünde oynarlarken görüyorlardı. Ama aynı anda farklı etkinlikler ve farklı grupları ağırlayamıyorduk. bir organizasyon aldık mı o gün kilitlenmiş oluyordu. diğer müşterilerimiz de hani bu durumdan rahatsız olmaya başlamışlardı. Onlar için de hani daha rahat etsinler diye. Bir de çocuklu olmayıp gelenler de oluyor misafirlerimiz. Onlar da daha rahat etsinler diye biz şimdi e, iki alana ayırdığımız e, farklı bir yere taşındık. Daha yeni, çok yeni. E, burası da 200 metrekareyi geçiyor toplamda. E, i̇ki bölüme ayırdık, sınıf oluşturduk. Orada masal dinletilerimiz olacak, e, hikaye anlatımlarımız olacak, karanlık bir oda gibi çocuklara. Oyun gruplarımız, atölyelerimiz yapılıyor. Çocuk yaşım mezunu öğretmen arkadaşımız var, onunla birlikte çalışıyoruz zaten. <laughs> Gezici atölyeler yap, yapıyorlar. Hem yetişkinlere e, hem de e, çocuklara. E, yetişkinlere şöyle benim de çocuğum var işte. E, iki buçuk yaşında e, ama mesela ben onu e, hemen daha bu yaştan kreşe vermek e, istemiyorum. E, o yüzden de hani yaşıtlarıyla da vakit geçirsinler diye hep böyle oyun grupları, etkinlikler onların arayışına giriyorduk normalde. O tip yerlerde çok fazla yok. Ee, zaten hep kendi ihtiyacımdan yola çıkarak hani bunu yaptığım için e, oyun gruplarını arttırdım. Çalışan annelere yönelik hem hafta sonları oyun gruplarımız oluyor. Hem atölyelerimiz oluyor. Çocuklarıyla vakit geçirsinler diye anne çocuk atölyeleri koyuyoruz. E, yani bu şekilde. <laughs> evet harika muhteşem bir alan e, hazırlamışsınız. Evet. Peki... Ee, bu alanın içerisinde tabii ki anneleri, çocukları mutlu eden menüler de vardır evet. değil mi? Biraz da onlardan bahsedelim mi? Ee, ben evdeyken de dışarıya çıktığımda da hep evden yiyeceğimi yapıp... Yani bir yoğurdumu bile mayalayıp küçük kavanozlara koyup... Ne bileyim kek yaptıysam onu meyvesine varasaya kadar hani hep dışarıya taşıyordum. Ee, ben de hani anneler de normalde hep öyle yaptığı için... Bir de şimdi hiç organik de kalmadı dışarıda. Ben orayı kafe yaparken hani dondurulmuş gıdadan ziyade hep kendim yapıyorum orada yiyecekleri de. Bir kek yapıyorum içerisinde hani şeker olmuyor. Pekmez koyuyorum onun yerine, keçi boynuzu koyuyorum onunla hani tat veriyorum. Çocuklar da hani daha besleyici olsun diye ne bileyim tarçın koyuyorum, üzüm koyuyorum. E, ceviz koyuyorum, e, hani onlara daha çok besleyici olsun diye onlara yönelik yapıyorum. Yoğurdumu mayalıyorum küçük kavanozlara, kime veriyorsam onun üzerine isimlerini yazıyorum. E, hep kendi normal evde nasıl yiyecekler hazırlıyoruz o şekilde. Küçüklere miniklere hamburger yapıyorum, kendim yapıyorum onları da. Biraz süslüyorum verirken, İşte kaşını gözünü falan yapıyorum. Ee, yani görsel de çocuklar çok fazla böyle şey e, çoğu yiyeceğe düş, düşkün değiller ya zor yediriyoruz. Ama böyle bir komik bir şeyler oldu mu daha rahat yiyorlar. E, hani onu yaratmaya çalıştım. Bilmiyorum. Evet. Peki <laughs> tüm bunları yaparken e, yardımcınız var mı? Evet var. E, hem gezici atölyeyle çalışıyorum. Oyun gruplarımı hani çocuklarla ilgili. O zaten ilgileniyor. Etkinliklerimi onunla birlikte yapıyorum. Parti düzenliyoruz. Aylık partilerimiz oluyor, kostümlü, kostümsüz. Ee, anne çocuk hani EBB'in atölyelerimiz oluyor. Onları hep onlarla birlikte yapıyorum. Ee, mutfakta da hani normalde de kafemde yardımcı elemanım da var. Ama hani e, benim elim değiyor. Ben hazırlıyorum. Ne bileyim servisi ona kalıyor. Öyle. İlle benim elim değecek diyorsunuz. Öyle. Kimseye emanet edemiyorum diyorsunuz. Öyle yapıyorum. Evet. Peki ee, bu işin zorlukları var mı? Ha, tabii mutlaka. Çünkü kendi işin e, tamam hani e, sanki böyle tamam kendi işim özel sektörde olsam ilk başta aslında hani öyle düşündüydüm. Özel sektörde olsam şimdi çocuğum var. E, diyelim hastalandı, etti. E, tamam izin alamayacaksın kafana göre izin kullanamayacaksın yoruldun bir iki saat dinlenemeyeceksin o hani avantajı oluyor burada dinlenme imkanın oluyor hastalandı hastaneye götürme imkanın oluyor e, ama çok geç saatlerde çıkıyorsun e, her şeyimi kendim yapıyorum dedim. işte dün mesela bir önceki gün gece dörtte yattım sabaha karşı. Parti vardı çünkü dün. Kostümlü yılbaşı partisi yaptık. Onun hazırlıkları. Organizasyonlarda da ben süslemesini işte balondu, balon örme, işte masa süsleme, pastasından hani ikramlıklarından ziyade onları da ben kendim yapıyorum. O yüzden hani çok geç yatıyorsun. Hani yorgunluk oluyor. E, ama karşılığını alınca yani karşı tarafı memnun edince değiyor aslında. Evet. Öyleyse e, keyifli yanları da. Tabii evet. Değiyor var. yani yorulduğuna değiyor. Evet. Peki sizin en güçlü yönleriniz nelerdir? E, yani ne diyebilirim? Ben vazgeçmiyorum. Burayı da açtım. Bir gün mesela e, diyelim ki müşteri gelmedi hemen modumu düşürmüyorum. Ne yapabilirim? Direkt onu düşün, düşünüyorum. E, ekstra bir şey ne koyabilirim? E, bir de eleştiriye açığım e, biri bana hani yanlış olduğu, eksik olduğum taraflar varsa onu söylediğinde hemen düzeltmeye çalışıyorum. E, bu bence güçlü kılıyor. Evet. Peki bugüne kadar işinizde karşılaşmış olduğunuz en büyük problem neydi ve bunun üstesinden nasıl geldiniz? En büyük, en yakın zamanda oldu. Ben daha önce farklı bir yerdeydim, daha küçük bir yerdeydim. Şimdi daha yeni bu hafta yeni bir yere geçtim. Bu bir hafta sürede kostümlü partimiz de olduğu için cumartesi günüydü. Bizim ona yetiştirmemiz lazım. Ee, ama yok elektrikti parkecisi hani ustalar ee, yok yetişmedi yetişmedi e, artık en sonunda tekrardan bir yayın e, özür e, pazar gününe kaydırdık onu e, telafi etmeye çalıştık tamam geldiler yeri beğendiler e, memnun kaldılar e, yani rahatladılar ya öyle artık onların hani yüzündeki o gülümsemeyi gördükten sonra memnuniyet ifadelerini Hani söylediklerinden sonra e, düzeldiğini yani e, gördük diyebilirim. Evet. Peki, e, sizce başarı nedir ve bugüne kadarki en büyük başarınız nedir? Başarı bence e, ya kendime göre ya aslında hani tamam bir iş var, e, onu gerçekleştirebilmek başarı. E, ama onun karşılığını alabilmek bence daha büyük başarı. Bugüne kadar en büyük başarınız öyleyse karşılığını. Bu iş. Evet. Karşılığını alabildiğim için bana göre en büyük başarım bu. Evet. Ee, peki size en çok ne motive ediyor işinizi yaparken? Ee, benim işim öyle ki hani kendi evimdeki gibi tamam müşteri sonuçta hani yabancı bir insan ama bir süre sonra onlarla artık arkadaş oluyorsun hani kız kardeş oluyorsun. E, çevrende öyle gruplara giriyorsun ki hani birbirlerine mutlaka paslaşıyorsun, yardımlaşıyorsun, danışıyorsun. E, sana hemen diyelim işte e, kendi şeyimden, işimden hani örnek vereyim. O organizasyonda bir şeye takıldım. O organizasyon işi yapan bir yeri hemen arıyorsun. E, ya da iş yerindesin. Gelen müşteri zaten çocuklu bir anne. E, ben de anneyim. Onunla yani en basiti çocuk zaten konuşabilecek ortak noktam ee, bir arkadaş gibi oturup onlarla konuşuyorum ee, yani evime misafir geliyormuş gibi ee, yalnızlık da olmuyor şimdi komşuluk da yok ya <laughs> komşuluk arkadaşlık öyle o kadar yok artık ee, orada hani kendimi rahatlatıyorum da diyebilirim. Evet peki bundan sonrası için neler planlıyorsunuz hedefte neler var? Ee, en önce e, işimi en iyi yapabilmeyi, ee, adımı duyurmayı, adımı da iyi şekilde duyurmayı, ee, büyük yere geçtim. Şu an hani daha e, her şey değerli, toplu, düzenli olsun, gelen kişi daha rahat etsin diye. Ee, şu an mesela benim geçtiğim yerde e, tamam oyun gruplarını yapıyorum, alanları ayırdım. İlk önce e, Kamera koyacağım. Kamera koyayım istiyorum. Kamerayla anne ayrı bir alanda da oturabilir. Hani sadece e çünkü şey e, tamam çalışan anneler hafta sonuna geliyorlar çocuklarıyla birlikte vakit geçirmek istiyorlar. Hafta içi geçiremedikleri için. Ama devamlı çocukla birlikte olanlar da dinlenmek istiyorlar. Onlar için ayrı bir alan yaratmak istiyorum. E, gözleri de bir hani şeyde kalmasın, güven problemi olmasın diye çocukların bulunduğu alana da kamera koymak istiyorum. Kendi oturdukları yerden çocuklarına da izlesinler aynı zamanda. E, böyle hani bir eksikliğim varsa, bir şeyim varsa hani e, yanlış yerim, onların hani ihtiyaçlarına yönelik, onların talepleri doğrultusunda tamamlamayı daha genişletmeyi, tam anlamıyla doğru bir şekilde yapmayı hedefliyorum. Son olarak sizi izleyenlere neler söylemek istersiniz? Ee, İzmir'de, Bayraklı'da da e, çocuklu olup dışarı çıkamayan annelerin artık gidebileceği bir rahat hani ev ortamında bir mekanları var. Onu bilsinler, onu istiyorum. Evet. <laughs> Yani e, tüm çocukların gözde ablaları var. Evet. Gözde ablalarının evine rahat rahat evet. gelebilirler bal kaymak tadında. <laughs> evet öyle. Çok teşekkür <laughs> ediyoruz katılımınız ben teşekkür için. Ederim. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz bulduk. programımıza. Sağ olasın. Evet sevgili İşkolik izleyicileri, Kafe Bal Kaymak'tan işletmeci Sayın Gözde Çakmak konuğumuz oldu. Hoşçakalın.